Selam millet, 4 günlük bir aradan sonra tekrardan merhaba. İnceleme artık nereye kadar diyerekten bir tane random maç koyayım dedim. Bir tane derken bir video anlamında 3 maç var içerisinde. Bu video her videonun altına yorum olarak STB1 random maç diyen arkadaşımıza gelsin. Seni sonunda kırmıyorum ve koyuyorum bu videoyu. Hayır, like falan da alıyor yani. Tek de yazmıyor. Demek ki isteyenler var. Ben de koyayım dedim. Zaten videosunu çekmiştim. Aynı şekilde Su-22-54'ün de videosunu çektim. Onunla da ilgili maç koyacağım. Ama bu hafta içerisinde hem bunu hem Su-22 koyarım diye düşünüyordum ama işte her zaman istediğiniz gibi olmuyor her şey. Ben de sadece bir tanesini yetiştirebildim. Bugün de günlerden Perşembe günü. Ben Cuma günü video koyarım. Şimdi Cuma günü Cuma takla videosunu geçen hafta olanını koymadım bildiğiniz gibi. Niye? VZ Blaze'de 112 geldi. Zaten incelemesini çektiğim tanklarda zaten hiçbirinizin daha alacağını düşünmedim. Bu yüzden gerek görmedim. Bakalım bu Cuma yani yarın, daha doğrusu videoyu koyduğum gün, hatta videoyu koyduğum saatte o tanklar çıkmış olacak. Ne gelecek? Bir fikrim yok. Rheinmetall Scorpion diye umuyorum. Düşük bir ihtimal olsa da o tank yarısı çok güzel olur. Onun incelemesini hemen çekip muhtemelen cumartesi ya da en geç pazar günü koyarım. Pazar günü Mad Games'in yeni serisini koyabilirim farklı bir tankla. Eğer cuma günü cuma tanklarında gerçekten Rheinmetall gelirse veya onun haricinde böyle çok beklediğimiz veya merak ettiğimiz bir tank gelirse onu koyarım pazar günü için. Onun haricinde pazartesi günü izinliyim. İzinliyim derken yani 29 Ekim sebebiyle izinliyim. Bu yüzden ekstradan bir günüm daha olduğu için sonunda arkadaşlar uzun bir zamandan sonra takipçi videolarının yeni serisini çekeceğim. Söz bu sefer çekeceğim. Yani pazartesi günü gerçekten bilgisayarın başına oturacağım. O videoları teker teker inceleyeceğim. Ve güncelleme gelmeden o videoyu çekeceğim. Niye bir de acele ediyorum? Geçenkini alamamıştım. İnanılmaz yüksek demeçte maçlar vardı. Çok üzüldüm alamadığım için gerçekten. Şimdi bu seferki videoları bilmiyorum gerçekten yüksek demeçler var mı yok mu ama çekeceğim. Ne olursa olsun çekeceğim. Sebep önemli bir tanesi de şu, 5.5 güncellemesinin notları arkadaşlar erken gelmeye başladı. Yani bildiğiniz gibi ilk bilgi dün mü gelmişti, yani çarşamba mı gelmişti, salı mı gelmişti hatırlamıyorum bu şeylerle ilgili. Tankların değerliliği ile ilgili, şeyden kalkacak tanklar var ya, TR1'ler, TR2'ler kalkıyor, yerlerine gold geliyor. Bunun haberini paylaştılar. Wargaming de genelde güncellemeden bir hafta önce bu haberleri paylaşmaya başlar. Yani %99 hep böyle olmuştur. Bu demektir ki haftaya salı günü akşamında güncelleme gelecek. %100 diye bir şey değil, ertelenebilir, olmayan şey değil, daha önce oldu. Ama arkadaşlar %95 diyeyim ben size, haftaya salı günün gecesinde güncelleme gelecek. Bu tankların listesini paylaşmadım ama yorumlar altında paylaşanlar var. Onu sabitlemiştim hatta geçen videonun altında. Aslında sabitlemeyi sonundan kaldırdım. Başka bir sebepten kaldırdım. Niye? Mad Games'te üste giren insanlara gerizekalı dedim ama daha sonra galibiyetin bu tankları almak için olan etkisini tamamen unuttum. Özür dilemek zorunda kaldım ki gerçek arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Yani haklısınız, benim hiç aklıma gelmemişti maç içerisinde onu düşünmek. Yani Mad Games'e niye üste giriyorsunuz diye demiştim ya size. Yani galibiyet kazanınca bu iki etkinlik tankını Gravedigger'le mesela kazıcılı Frankenstein'ı almak için şey kasıyordunuz. Bu benim hiç aklıma gelmemişti daha doğrusu. Daha sonra o yüzden o sabitlediğim şeyi kaldırmak zorunda kaldım kendi özlümü koymak için. Ama zaten herkes öğrendi. Öğrenmesini geçtim, zaten Wargaming haber olarak yaptı bunu. Yani direkt haberlere girip hangi tankların kalkıp ne kadar yerine gold geleceğini görebilirsiniz. Son gündeniz arkadaşlar, son 3-4 gününüz, hesabınızda garaj slotu varsa o tankları araştırmışsanız mutlaka alın abi, bedavadan gold. Yani ben oynabildiğiniz gibi 7-8 aydır para harcamıyorum. Rheinmetall Scorpion göğe gelse kesinlikle harcayacaktım. Yani tank şu anki gösterdikleri halinden çok da kötü gelmesi için o tankı alacağım ben kendi hesabıma. Şimdi bu elimizdeki tankları satarak direkt tankı bedavaya alabileceğim. Eğer ki paket haline getirmezlerse tabii. Son zamanlarda genelde bütün tankları, yeni tankları da hep şeyle getirdiler. Yani gold karşılığı getirdiler. Ama şimdi şöyle bir şey var. Adamlar da şöyle düşünüyor olabilirler. Ulan biz Rheinmetall Scorpion G'ye getireceğiz. Bu sükse yapacak. Şimdi milleti de ayrıyetten herkes bu elindeki tankları satıp bedava gold kazanacaklar. Biz Rheinmetall G'ye gold karşılığı değil de paket şeklinde satıyoruz diyebilirler. Ben olsam verdim çünkü. Yani bu hamle muhtemelen olacak. İnşallah olmaz diyoruz. Olmazsa bedavadan beklediğim tane seviye 8 tankı alabiliyor olacağım. Ama eğer ki gold olmazsa da çok çok yüksek olmadığı sürece o tankı alacağım ben kendi hesabımda. Yani çok uzun zamandır harcamıyorum. Bir tane almışken böyle tam alayım diye. Evet, şimdilik haberlerimiz bunlar. İlk maçı geçtim, ikinci maçın ortasına geldim. Maç hakkında pek bahsedemedim. Gördüğünüz gibi bu arada da karşı tarafın mediumları fazla olduğu için bizden de kimsenin gitmeyeceğini tahmin ettiğim için hiç sağ tarafı zorlamadım. Direkt geldim, orta taraftan böyle bir spot yapmayı denedim. Daha sonra kendim biraz daha korunaklı pozisyon alıp buradan bekliyorum. Pek de korunaklı gözükmemişim ama
T-4 beni deliyor, ben onu delemiyorum, harika. Şimdi ortada bir E4 var, karşımda bir T-4 var. Bizim base'in oralarda bir E-L'e mi vardı, biri daha vardı. Yani şu anda pek fazla pozisyon değiştiremem. Ağır tank tarafında zaten bizimkiler tamamen arkadalar, bir obje 263 tutuyor şurayı. Yani orada 3 tanka karşı tek başına tutuyor, adama da helal olsun. Artımı verdim baş sonunda zaten. Yani içimden ne diyorum, inşallah şu adam düşmez. O adam düşerse oradan ağzımıza sıçarlar. Gerçi sağda bizim tank var mı? Geride yatanlar olabilir ama ne kadar tutarlar fikrim yok. T-4 sonunda vazgeçti. Ben de onun o vazgeçmesini bekliyordum zaten. Çıktığı gibi atış ettim gördüğünüz gibi. Evet, E4 bir atış yaptı. Hemen E4'ü hızlı bir atış yapmak için. Bakın mesela. Burada göremedim. Şu yaptığım hamle yanlıştı. Niye yanlıştı? O adam ben kaçana kadar o doldurup bana atış yapacak. Yani ben ilk başta çıkıp vurabilirim diye düşünmüştüm. Vuramadım. Daha sonra da ben dedim o atışı yapayım dedim. Ama yanlış bir hamleydi. Siz yapmayın. Ne oldu? Kaç vurdum? 350 mi vurdum? 350 vurdum, 650 yedim yani. Mantıklı mı? Değil abi. Ama işte bazı insan, bazı anlarda insan dayanamıyor öyle, o atış yapmak istiyor. Yani bu da onlardan bir tanesiydi. Sizin için tasvip etmiyorum arkadaşlar. Her zaman abi akıllı oynayacaksın, sabırlı oynayacaksın yani. Yani şu win rate'lere ulaşmışsam, yani şu VN8'lere ulaşmışsam tamamen sabır ya. Her şeyin şeyi sabır. Bu oyunda özellikle. Şimdi şu E4 var ama bu tarafa bakmıyor galiba. Evet, gördüğünüz gibi diğer tarafa döndüğü için bekliyordum çünkü oradan hiç çıkmadı, spot demedi. Muhtemelen dedi bu adam diğer tarafa döndü. Hemen ben de bu fırsatı değerlendirip çıkıp vurdum. Şu an buraya bakıyor. Şu an çıkmayacağım. Zaten tek atış atabilir bana. Kaç? 627 canım var. O civarda bir canım var. Burada gördüğünüz gibi hızlandım bir anda. Bakalım taritini döndürebilecek mi? Atış yaptı çünkü. Evet, artık iş işten geçti, şu an daha döndüremez. O da bunun farkında zaten, tarati dikiyor. E4'ü burada aldık. 4-2 durumunda ama maç hala kritik. Evet, 4-3 oldu gördüğünüz gibi bir anda. Arkadan gelen bizim adamlar tamamen tek atış. Şurada bir T-30 var neredeyse full canda. Çıkıp T-50'le vuracağım bir tane. Evet, bizim takım arkadaşlarımız vurdu. Muhtemelen bir atış yaparsam bunu alırım. Çok fazla ilerlememem gerekiyor çünkü solda bir T-30 var. Alamadık lan, şansa düşük çekti. Bakın fazla çıkamıyorum yani. Bir anlamda T-30'u kolasyon ediyorum. O adam atış yapmak için T-30'dan yemeyeceğim. T-30'dan da tek yiyebilirim. O adam buraya geliyor, o T-30 beni muhtemelen fark etti. Muhtemelen buraya gelecek. Bakalım. Evet, tam zamanında kaçmışım abi. Tam zamanında kaçmışım harbiden yani. Böyle bir saniye geç kalsaydım kıçıma yapıştıracaktı. Neyse ki şu an tek kaldı ama. Şu an bile maç kritik biliyor musunuz? Gerçi arka taraftaki tankın E-75 mi? Canına tek atış değil en azından ama. Ben tek atışım. Bizim diğer takım arkadaşım tek atış. Burada hızlı bir şekilde bir atış yapıyorum. Bakalım dönecek mi? Yok, bu tarafa pek ilgilenmiyor. Ama ben yine de garanti alıyorum. Bekliyorum azlar. İnce bir noktadan bir atış daha yaptım gördüğünüz gibi. Artık ilerleyebilirim çünkü iki tank da onun ön tarafındaymış. Burayla hiç ilgilenmeyecek artık. Evet, bir atış daha yaptım. İkinci atış muhtemelen çıkmayacak. Çıkacak mı? Çıkabilir valla. Harbiden çıktı. Teller'ü de aldı ortaya 30. İkinci maçı da bu şekilde noktalıyoruz. Bakalım ne kadar vurmuşuz. Gerçi sol taraf sol üstte yazıyor. O sol üstteki şeylerin nasıl çıktığını soranlar oluyor arkadaşlar. Bu sadece rehberlerde oluyor yani. Maç içerisinde onu aktif edemezsiniz. Öyle bir şey yok. 4601 vurmuşuz. Obje 260'ı da artımı koydum. Yani ne kadar çok yüksek vuramasa da tek başına adam orayı tutmayı başardı. Helal olsun diyorum. Evet, son maçımıza geldik. Şimdi bir karşıya bakıyorum. Behçet var. Leopard 1 var. Bizde ne var? Bir Type 61 var. Muhtemelen sağ tarafa gelmeyecek o Type 61. Gelse bile onların mediumların ikisi de seviye 10. Bizdeki seviye 9. Bu demektir ki şu an bu haritada en sağ tarafa gitmemin benim için bir avantajı yok. Muhtemelen erken ölmeme sebebi olabilir. Bu yüzden ne yaparım? Ortada bekleyebilirim hızlı bir şekilde. Biraz ilerleyip orada taret gösterebileceğim yeri kullanabilirim ki orada takımımın destek sunması çok önemli. Destek sunmuyorsa orada bir anda beni paramparça edebilirler. Bu yüzden gördüğünüz gibi hemen bir ağırlara bakıyorum. Bu adamlar ne yapacak, ne edecek? Pek de bu tarafa gelecek bir tipleri yok. 183 buraya geliyor. Yazdı zaten. Diğeri type mı geliyor? Gördüğünüz gibi sağ tarafa gitmiyorum. Yani maç içerisinde gitmeniz gereken nokta her zaman aynı değildir arkadaşlar. Her zaman takımınızla alakalıdır. Yani takımınız git, hem takımınızla hem karşı takımla alakalıdır. Yanlış söyledim. Yani baktım karşıda iki tane medium var. Bir tanesi Leopard, bir tanesi Behçet. Kendi takımıma bakıyorum. Bir type 61 var. Sağa gelip gitmeyeceği belli değil. Ki ama burada farklı bir şey oldu gördüğünüz gibi. Obje 263 karşı tarafa geçti. Yani 263'ün oraya geçeceğini sen ben de geçerdim ama bunu tahmin edemem maç içerisinde. Yalnız helal olsun. İki maçtır 263'lerimiz iş yapıyor yani. Bu maçta iş yapacak mı yapmayacak mı bilmiyorum ama en azından güzel bir yere gitti adam yani. Oradan mediumların bizi rahatsız etmesini engelledi. Benim gitmem gereken yere gitti aslında. Ama Obje 263 tolere edebilir. Eğer ben oraya tekmiş olsaydım, bu iki tank da bana gelmiş olsaydı ağzıma sıçarlardı ama Obje 263 her türlü sektirir.
Şansına Object360'ten şeyi bulan bizim diğer takım arkadaşlarımız o tarafa doğru gitti gördüğünüz gibi. Neyse en azından ben şu orta noktayı kullanıp oradan taletimi çıkartıp atışlar yapabilirim. Şimdi Leopar'ı birazcık zorlayacağım. İyi bir klanlaydı galiba o. Yani en azından kolsuz bir adam değil. O yüzden şu an önceliğim burada Leopar. Zaten ona çıkıp vurma şansım da yüksek. Şu an diğer kimseleri göremiyorum. Gerçi şuradaki IS-8 mi var orada? IS-8'i görebilirmişim. Bir yandan da sola bakıyorum çünkü FV-183 spotlandı. Böyle taretim sağ tarafa bakıyorken taretim arkasından bana 1400'ü 1500'ü koyar yani affetmez. IS-8'cim ne yapıyorsun? Yani güneş yani yine bir IS-8 yine bir sektirme. Yine bir IS-8 yine bir sektirme. Şu tankta Exit'i taretin ucundan delerim. Ama IS-8'i delemem arkadaşlar. Böyle bir özelliğim var benim. Ben IS-8'leri delemiyorum. IS-8'lerin o muhteşem boşluk zırhı bende çok işe yarıyor abi. Herkes deliyor ben delemiyorum. Neyse. Şuradan 183'e vuracağım. Muhtemelen o adam buraya bakmayacak. Baksa bile çok zor. Evet, base'de bir tane obje var. Gördüm ama muhtemelen o adam buraya ilgilenmez diye biraz daha bu tarafa bakacağım. Şu an kimseyi göremediğim için atışım ona olacak. Bir atış yaptım gördüğünüz gibi. Adamın da spotu geçti. İnşallah atış yaptık diye buraya dönmez. Pişman etmez bile onu attığımı. 183 benimle hiçbir alakası yok. O muhtemelen birisine kilitlendi orada. Ben de gördüğünüz gibi aşağı atladım. 183 birine kilitlendim bu atışı yapacak yani. Başkasına dönmez. Bu oyunculuk alakalı değil. 183'ün genel özelliği alakalı yani. Orada yüksek demirci bir adam görmüştür. Hiç yapıştıracaktır. O yüzden buraya dönmez. Ben de olsam ben de dönmem. 1800 vurabilecekken. Gerçi bana dönse de bana da 1800 vurdu da. Belki kaçarım maçarım diye düşünmüştür. Gördüğünüz gibi Conqueror'u arkasından yakaladım. Hemen H'ye geçtim. Conqueror gibi tanklara H'ye vurabilirsiniz. Çok yüksek demiş. Çekebilirsiniz bu şekilde. Evet. Base'de bir tane obje vardı. Diğer tankı şu an hatırlamıyorum. Obje hala aynı yerinde abi. Hiç kımıldamamış. Yok bu tarafa dönmüş. Hakkını yemeyelim. En azından bu tarafa dönmüş. Ama hala bana bakmıyor. Evet o da birine kilitlenmiş. Type'ı aldı. Çıkacak mı? Evet vuramadım. Kim kaldı lan geriye? E5 vardı galiba bir tane ya. A'yı alıp oradan dolanan bütün haritaya gezen bir E5 vardı sanki. Gerçi yok bizim adamlarımız da buradan gitmiş. Yine almış birkaç tanesini. Diyeceğim yanında kill yok adamın. Almamış. Neyse belki damage vurmuştur. Evet millet videonun sonuna geliyoruz. Cuma günü bir videoyu koyacağım. Cumartesi veya pazar kesin bir video koyarım. Bu yeni gelecek tank olabilir. Yani premium shop'a yani mağazaya gelecek tank olabilir. Veya Mad Games'in yeni serisi olabilir. Şimdilik herhangi bir full line olmayacak. Bir dahaki hafta içi takipçi videoları kesinlikle çekeceğim. Söz arkadaşlar. Şimdilik planlar bunlar. Bakalım maç sonu neler vurmuşuz. Evet 5578 güzel hasar. Görüşmek üzere.